İtiraz hukuki midir? Evet, hukukidir. Bugün başvurduğumuz itiraz müesseselerinin hepsi kanun koyucunun öngördüğü çerçevede gerçekleşiyor. Olağanüstü itiraz yolu da yine kanun koyucunun cevaz verdiği bir yoldur. Dolayısıyla bizim arzumuz, dediğim gibi, seçim sonucunun tam olarak ortaya çıkmasıdır. Ve bunun sonucunda da bakın Ankara örneğinde gördük. İtirazlarımızı yaptık. İtirazlarımızı yaptıktan sonra netice itibariyle YSK karar verdi. İlgili aday mazbatasını aldı. Burada bu tebrik edildi ve netice itibariyle zaten mazbatasını aldıktan sonra Anıtkabir'e gitti. Yani mazbatasını almadan sahte bir ünvan yazmak için Anıtkabir ziyaretini ve Anıtkabir defterini suistimal etmedi. Sonuç ne oldu? İtirazlar bitti. Sonuç berraklaştı. Milli irade tecelli etti. Biz de dedik ki vatandaşımızın talimatı buymuş, emri buymuş, vatandaşımızın görüşü buymuş, vatandaşın söylediği başımızın üstündedir dedik. Ve sonuçta mazbata verildi. Seçim sonucu gerçekleşmiş oldu. Ankara yeni belediye başkanıyla tanışmış oldu. Bu sürecin aynı şekilde İstanbul'da da berraklaşması gerekiyor, billurlaşması gerekiyor. Sonuçta habire şunu getiriyorlar önümüze, bu sonuçları tanımıyorsunuz diye. Bakın, daha düne kadar YSK'yı tehdit ediyorsunuz diyorlardı. YSK üzerinde baskı yapıyorsunuz, oyları yeniden saydırmaya çalışıyorsunuz diyorlardı. Şimdi utanmayacaklar mı? Mesela YSK bizim başvurumuzu reddetti. YSK'ya baskı yapan kimmiş? Sonuçları etkilemeye çalışan kimmiş? Medya organlarının sahiplerinin ailelerini tehdit edenler. Medyayı eleştirebilirsiniz. Anadolu Ajansı'nı eleştirebilirsiniz. Ama tutup da Anadolu Ajansı'nın genel müdürünü tehdit ederseniz, ailesini tehdit ederseniz, ailesini işin içine karıştırmaya kalkarsanız, medya organlarını da eleştirebilirsiniz. Ama o kişilerin soyadlarını vererek, şahıslarını hedef göstererek, Anadolu Ajansı'nın genel müdürünün ailesini hedef göstererek, şahsını hedef göstererek, medya organlarının başındaki ailelerin soyadlarını vererek, ailelerini ilzam ederek böyle bir iş yaparsanız, bu olsa olsa nefret suçuna girer. Yanlış bir iş yapıyorsunuz. İnsanlara hedef gösteriyorsunuz. YSK'yı tehdit ediyorsunuz. Anayasanın 138. maddesi açıkça yargıçlara talimat verilmeyeceği, ya telkin ve tavsiyede bulunulmayacağını, onların özgür bir biçimde karar vermesi gerektiğini söylüyor. Biz ne istedik? Oylar tamamen sayılsın dedik. Sonuçta bizim isteğimizin dışında bir karar verdi. Biz bu kararı beğenmeyebiliriz. Bu karardan hoşnut olmayabiliriz. Netice itibariyle de hoşnut değiliz. Tabii ki biz oyların tamamen sayımını istiyoruz. Ama sonuçta YSK'yı tehdit edecek, YSK'yı yıpratacak, YSK'ya karşı herhangi bir şekilde itibarsızlaştırma operasyonu içine girecek hiç kimse yoktur bizim tarafımızda. Saygımız esastır, yargının verdiği karar başımızın üstündedir diyoruz. Şimdi aynı şekilde onlar söylüyorlardı YSK'yı üzerinde baskı kuruyorsunuz diye. Baskı kurulsaydı zaten karar arzu ettiğimiz biçimde çıkardı. Tam tersine YSK özgür bir şekilde karar veriyor. Hukuk sürecinin patronu olarak karar veriyor. En önemlisi şudur. Sonuçta bir karar çıktığı zaman insanların kafasında şüphe kalmamalıdır. Karar siyasal demokratik meşruiyetin tüm sütunlarına haiz olmalıdır. Bunun da iki tane sütunu vardır. Bir tanesi hukuki meşruiyettir. Diğeri sayısal meşruiyettir. Hukuki meşruiyet artı sayısal meşruiyet bir araya geldiği zaman siyasal demokratik meşruiyet inşa edilmiş olur ve söz konusu kişi resmen mazbatasını da alıp göreve başlar. Her kimse bu.